الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم استعوذ بسم الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله İnşaallah. İnşa. İnallah alimun hakim. Sadakallahu lazim. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el müslimi men selim el müslimine min lisanihi ve yedihi. Sadaka Resulullah kemen kal fi kemen kal. Esselamu aleyküm. Zamanınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah'ın her türlü bereketi, İzzeti ve rahmeti üstümüze olsun. Amin. Ümmeti Muhammed selamette olsun. Amin. Milletimiz bahtiyar olsun. Amin. Cenab-ı Allah'ın hürmet ettiği zamanlardan, günlerden en şereflisi olan Cuma günündeyiz. Müminin bayramı. Her haftaki bayramındayız. Şükürler olsun. Amin. Okuduğum ayeti kerimede Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Ve in lem terhamna ve tağfirena ve kunnenne minel hasirin. Sen bizi affeyle, merhamet eyle, yoksa zarar edenlerden, husrana uğrayanlardan oluruz diyor. Ey müminler, yeryüzünde yaşarken çeşit türlü varlıklara, çeşit türlü saltanata, çeşit türlü şerefe, makama, izzete sahip olabiliriz. Neticede o makam, o varlık ya biz hayattayken ama muhakkak biz öldükten sonra toprağa karışınca elimizden gidecek. Maddiyatını kaybettin, makamını kaybettin, insanlar katındaki şerefini kaybettin. Dert midir? Dertse bile geçici derttir bu. Derdin en büyüğü, mahrumiyetin en büyüğü haktan uzak kalmak ve cehenneme düşmektir. Cehennemlik olmaktır. Kayıpların en büyüğü cenneti kaybetmektir. Üzüntülerin, efendim, mahrumiyetlerin en acısı Hak Teala'nın sevgisini, Cenab-ı Allah'tan ümidini kaybetmektir. Bir kul cennete girmekten mahrum kalsa ne acıdır? Oysa bu dünyanın en rahat kimsesi, en zengin kimsesi, haşa milal huzur, banyosu, tuvaleti bile altından olan kimseler vardı. Ne oldular? Duydunuz onları? Şah Rıza Pehlevi vardı. Sarayında tuvalete oturduğu yer bile altındandı. Ne oldu? Yaşayacak yer bulamadı ahir ömründe. Ondan bile meyus olmasın o şah olan zat. Eğer cennetten mahrum kaldıysa, Allah'tan mahrum kaldıysa üzüntü odur. Kastı garazı insanın Allah olmalıdır. Cenab-ı Allah'ın cemalini görebilme,
şerefine ermek olmalıdır. Yoksa her şey bir tecelliden ibarettir. Yeryüzü ısındı. Dün buz gibiydi. Bu neyin tecellisi? Güneşin yeryüzüne tecellisidir. Onun ısısıdır bu şimdi. Sıcaklık ondandır. İstediğin kadar soba yak, güneş ışığı olmazsa ısıtamazsın. Güneşin tecellisi olacak. Bir anlık tecelliye sevinirsen, ebedi saltanatı unutma. Yeryüzündeki neyin varsa Allah'ın tecellisi. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilir misin? Yahil atu yahut kefen yahut ya gonca gül yahut diken kahrın da hoş, lütfun da hoş, aman ya Rabbi diyebilir misin? Bunu demek için uğraşmak gerekir. Bunu diyelim. Çünkü nasıl şimdiki sıcaklık güneşin kaybolmasıyla kendini soğuğa terk edecek, mühim olan güneşi kaybetme. Yani senin üstündeki, benim üstündeki ne varsa saltanat uğruna, rahatlık ve huzur uğruna, seni sevindiren, sana huzur veren, kuvvet veren ne var ise Allah-u Teala'nın tecellisidir. Sen Allah'ı kaybetme. Sen Allah'ı kaybetmezsen o saltanat seninle beraber yürür. Bazen diğer insanlar onu görmekten mahrum olurlar. Allah onlara perdeler senin sahibi olduğun saltanatı. Bazen gösterir. Ama bazen perdeler. Perdelediği zaman senin gaybın yok. Daha kazancın var. Kem nazardan, hasetten kurtulursun. Yeryüzünün zenginleri hakkında konuşulmaz mı? Hiç aleyhlerinde iyi bir şey konuşulmaz. Hep lehlerinde konuşulmaz. Hep aleyhinde. Vur. Ama gizli zenginlerin de kimsenin haberi yoktur. Dolayısıyla onlar hasetten, nazardan, kem sözden korunmuşlardır. Onun için Cenab-ı Allah ehlullahın binde birini gösterir insanlara. Binde birini açar. Açtıklarının da binde birinin kuvvetini gösterir. Çoğu gizlidir. Çünkü öyle bir saltanat sahibidir ki onlar, hakta kendini kaybetmiş, Cenab-ı Allah'ın memnuniyetini kazanmış ve Allah'tan memnun olmuş kullar. Öyle bir saltanat sahibidirler ki, görenleri kıskandıracak, imrendirecek derecede. O nedenle bunun da tek sebebi temizliktir. Aftır, mağfirettir başlangıcı. Aftır, merhamettir. Allah'ın rahmetidir, mağfiretidir. Rabbena zalemne enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Nefsin seni kandırmadı. Şeytan seni kandırmadı. Sakın ha! Nefsime uydum deme, nefsine bahane atma. Şeytan beni kandırdı deyip şeytana suçlama. Rabbena zalemna enfusena dedi Adem babamız. Cennetteki o hatayı, o yanlışı yaptıktan sonra. Şeytan beni kandırdı demedi. Hanım beni kandırdı demedi. Biz nefsimize zulmettik dedi. O nefis ki cennet-ü alada o nimetler içerisinde, o lezzetler ve zevk-i sefanın içerisinde mesuttu. Nefis mesuttu. Rahattı. Her ihtiyacı daha düşünmeden önündeydi. Cennet bu. Ya işte dünyaya düşünce ne oldu? Nefse zor geldi. Bindir türlü meşakkat. Çalışmak, uğraşmak, didinmek, o soğuktu, sıcaktı, açtı, toktu. Neler neler. Dedi ki, ben nefsime zulmettim.
Çünkü ruh açlık, tokluk bilmez. Ruhun tek gıdası zikrullah'tır. Allah demektir canı gönülden. Allah diyebilmektir. Allah diyemezse o insan ruhu aç kalır. Ama nefsi cennetten yeryüzüne düşünce nefsime zulmettin dedi. Allah'ım sen affet. Sen merhamet et. Yoksa biz hüsrana uğrananlardan oluruz dedi. Havva anamızla birlikte. Ondan sonra affetti Cenab-ı Allah da günahlarını, hatalarını, kusurlarını, nedametlerini kabul etti. Biz aman ya Rabbi diyebiliyor muyuz? Hep nefsime uyduk deyip görmüşsünüzdür. Nefsimize uyduk diyoruz. Veya bir başkası beni kandırdı diyoruz. Bu hatayı işlemekte, bu günahı işlemekte yapmayın onu. Hadis-i şerifte el müslimi men selim el müslimine min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki dilinden ve elinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Yunus Emre Hazretleri dövene elsiz, sövene dilsiz gerek diyor. Dikkat et. Sövme. Bir gün o dillerin dönmez hale gelir. Dikkat et, dövme. O ellerin tutmaz hale gelir. Çünkü o söz boşa söylenmedi. Elinden ve dilinden selamette kalan kimsedir. Veyahut Yunus Emre'nin dövene elsiz, sövene dilsiz, derviş gönülsüz gerek dedi. Bizim gönülsüzlüğümüz zikir çekmekte, Allah için uğraşmakta, iş yapmakta oluyor. Ona gönülsüzüz. Yoksa bize birisi hafifçe yan baktı mı veya hemen gönlümüz kırılır. Kırılmayın. Kırılmayın. La tuzlamuna ve la tazlimun. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Emirdir Allah Teala'dan. Zulmetmeyelim. Zalimlerden olmayalım. İnşallah Allah bizi mazlumlardan da etmesin. Amin. Hakkımızı yedirmeyelim, hak da yemeyelim. Amin. Dikkat edelim. Temiz kullardan olalım. Temizliğin baş şartı nedir? Kelime-i şehadet getiren temiz olur. Temizler. Ayet-i Kerime, Tevbe suresinde 28. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ müşrikun necesun. Müşrikler pistir diyor. İnnemel müşrikûne necesun. Nasıl? Müşrikler pistir. Pisleri ise Mescid-i Haram'a, Allah'ın evine yaklaştırmayın. Emirdir. Yaklaştırmayın bile. Biz belki açıktan müşrik olan görünmüyor ama gizliden o kadar insan şirke düşüyor ki. Dün okuduğumuz ayet-i kerimede Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin ey müminler dedi. Edinen nedir? Müşrik demek şirk. Allah'ı bir değil iki veya Allah'ın yardımcıları veya Allah'tan başka umulan, beklenilen, efendim sevilen, itibar edilen bir makam görmektir. Belki açıktan şirk kelimesi düşmediği için böyle kimseler Kabe-i Muazzama'ya, Beyt-i Haram'a gidebilir. Ama innemel müşrikûne necesun felâ yakrabul mescidel haram. Ne demek bu? Allah'ın evi neresidir? Kalplerdir. Allah'ı seven, yalnız Allah'ı tanıyan kalplerdir. Peygamberlerin kalbidir, ehlullahın kalbidir. Niçin insanlar ehlullahın kalbine giremez? Bundan dolayıdır işte.
tanıyamaz ehlullahı bundan dolayıdır. Onun için temizlenelim, kelime-i şehadetimizi getirelim ya Rabbi. Ancak sen varsın. Sen verirsen olur, sen alırsan gider bu dünya. Ölüm de senden, hayat da senden. Mematımız ve hayatımız senin elindedir. Mühim meseledir bu. Arkasından ayet-i kerime müthiş, ibretlik bir mesajla devam ediyor. وَاِنْ خِفْتُمْ عَلَيْهِمْ فَسَوْفَ وَاِنْ خِفْتُمْ عَلَيْهِمْ اَيْلَةً Siz fakirlikten korkarsanız diyor, müşriklere pistir ve onları Allah'ın evine, beyti harama yaklaştırmayın. Yani Allah'ın evleri kalplerimizdir. Bizim yakınlıklı Allah'ı seven kimselerin kalpleridir. Ey müminler, siz fakirlikten korkarsanız bu işlemden dolayı, ya adam kötü ama parası da var, onu yakalamam, almak lazım, uğrasın ara sıra derseniz, korkarsanız diyor, olabilir. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهِ Allah sizi isterse zengin eder. Allah sizi zengin eder. Bir başkasından ummayın. Müşrikleri Allah'ın evine, beyti harama yaklaştırmayın. Kalbinize sokmayın. Kötü kimselere muhabbet beslemeyin. Allah'tan başkasından ummayın ey müminler. Ummayın. Allah dilerse sizi zengin eder. Yahu bu insan kötüdür ama bu para da var bunda, iş yaparız demeyin. Kalbinize sokmayın. Muhabbet etmeyin. Görürsünüz bazen. Çok iyidir yahu dediğin. Kötü insanlar vardır da Allah'a inkar eden, isyan eden. Oo, bırak iyidir bu adam dersiniz. Neden? Maddi menfaat vardır. Statüsü vardır da iyi dersiniz. Hayır efendim. Müşriklerin hiçbir kimsesi iyi olamaz. İnne zulme le şirkün azim değil mi? En büyük zulüm. Müşrik kimse Allah'tan başkasından uman kimsedir. Allah'tan başkasının sözüne itibar edendir. Bu devirde bu Allah'ın ayeti olmaz diyendir. İyi ama ben Allah'ın istediği, Resulullah'ın istediği gibi olacağım ama etrafımdakiler, anam, babam, amcam, dayım, patronum bana ne der diyenler demeyin. Allah'ın istediği gibi olun. فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah dilerse kendi fazlından sizi zengin eder. Rızıklandırır demiyor bak. Rızık sırtına giydiğin, yediğin, kullandığındır. يُعْنِيكُمُ اللّٰهُ Zengin eder isterse. Onlar değil. Allah zengin eder. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتْ İnşallah. İnne Allah alim hakim. Allah alimdir, hakimdir, her şeye gücü yetendir. Hakim, hakimdir her olaya. Bilgisine, hikmetine kimsenin sırrı eremez onu. Onun için bu Tevbe suresindeki ayet-i kerime, öbürkü 28, Araf 23 müthiş, bizi kendimize getirici, günümüzü aydınlatıcı, her işimizde bize yol gösterici bir ışık. Bakalım, bizden kimseye zarar gelmesin. Ezmeyelim, ezilmeyelim. Öfkemizi yutalım, Allah'tan umalım hayrı. İnşallah. Allah affetsin. Allah affetsin, Cuma'nın hürmetine ya Rabbi umduklarımıza nail etsin. Bedenimize, evlad-ı iyalimize dert keder vermesin. İman nimetinden, devletinden, Kur'an'ın hikmetinden, Habibin şefaatinden bizleri mahrum bırakmasın inşallah.
ألا إن أصل الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام